Arkadaşlar günaydın. Merhaba. Bugün 30 Ekim, ikizin ilk başta Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 29 Ekim'e denk getiremedik turu. 29 Ekim'de turu yapalım. Cumhuriyet Bayramı'nda turda kutlayalım diye ama denk gelmedi. 30'una nasipmiş. Bugünkü rota Datça. Gidiyoruz bakalım. Çıktık sabahleyin yola. İnşallah kazasız belasız varız. İnşallah. Hadi yoldan görüşürüz yine. Oğlum hani soğuk asfaltı lan yol? Ya duramıyor hemen hepsini böyle mi zannediyorsun? Değil mi? Keşke bütün yol böyle olsa. Oraya çıkacağız ha? Vay arkadaş. Evet arkadaşlar, şu karşıdaki tepeye çıkacakmışız. Mehmet öyle diyor. Bu arada Mehmet beni kandırdı. Yol kaymak gibi. Bana dedi bozuk asfalt var. Ya, soğuk asfalt var. Sen dedi. Sen dedi MTB'le gel dedi. Daha rahat edersin. Kaymak gibi yolda şu an kendi yol bisikletiyle akıyor. Ben MTB'le yokuş aşağı inerken bile pedal atıyorum. Ne güzel. Neyse. Neyse bu arada manzaraya bakın arkadaşlar. Mükemmel. Yolda kaymak gibi ama bende MTB var. Yapacak bir şey yok. Ya yer değiştiriyorum ya. Yok. Namım yürüsün. 130 km, 140 km MTB'de yaptıkça. Namım yürüyor zaten. 100 km yaptın sen. Doğru diyorsun. Otobüs müsün sen? 100 km yaptın. Evet arkadaşlar, 28-29 kilometreyi devirdik. Tatlı yokuşlar var. Tatlı yokuşlar dediğim %9-10, bazen %5. Güzel, keyifli bir yol. Yolda asfalt 10 numara güzel. Tavsiye ederim yani, gelin. Ama MTB'de gelmeyin. Evet arkadaşlar, karşıdaki yolu görüyoruz mu? Yılan gibi kıvrılıyor, ta şu karşıdaki tepeye çıkıyor. Oo, çok sağlam tırmanış bizi bekliyor. Nanayı yedik. Allah yardımcımız olsun. Çok sağlam bir tırmanış var. Bir de bunun geri dönüşü olacak. Arkadaşlar 32,5 kilometre oldu. Yokuş çok sağlam, silkeledi yalnız. Hala da bitmedi. %9'dan 10'dan aşağı eğim çıkmadık. Fenamış. Şu an %12 çıkıyorum. Neyse az kaldı ama. Evet arkadaşlar, sonunda 3-4 kilometrelik yokuş bitti. Tepeye vardık. Buradan da Datça'ya sallanacakmışız. Yolda karşılaştığımız abiler denk geldi. Hatta bize kahve ikram ettiler. Boğa güreşi varmış bugün Datça'da. Biraz da ondan yoğunluk varmış galiba yolda. Bizim boğa kazanacak mı? Değil mi? Bizim boğa kazanacak mı? İyi bakalım. Kazanacak. Gideceğiz bakalım buradan. Sallanacakmışız. Çok fazla yokuş yok diyorlar. İnşallah dedikleri gibidir. Dönerken de inşallah zorlanmadan döneriz. Buradan sonrası Aktur ya, işte Aktur'dan sonra dümdüz. Ben de öyle hatırlıyorum. İnşallah hatırladığım gibidir. Ama yollar sana patladı işte, MTB ile yaz. Yapacak bir şey yok yani. O da senin bana kazığın oldu. Hadi yoldan görüşürüz.
Direkt gök. Soğuk olsun. Güzel. Varabileceğiz mi ya Datça'ya? He? Varabileceğiz mi Datça'ya? Uzun geldi ya. Saçma bir şekilde uzun geldi yani. Yollar çok geniş çıkmış. Evet, fark ettim. Basamadığımızdan ha, ben sana söyleyeyim. He? Basamadığımızdan. Arkadaşlar gitmiyor. Dönüyoruz. Datça'ya 25 kilometre civarında var. Gidiyoruz bakalım yavaş yavaş. Bakalım dönüşü nasıl yapacağız? Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Çok bacaklar inişli gitmiyor. Çok inişli çıkışta. Ama halledeceğiz bakalım bir şekilde. Bugün akşam. Oh, öldürme şey güçlendirmemiş. Şu an daha öldürmedi. Herhalde güçlendiriyor. Öldürürse zaten kendinize iyi bak. Hadi yoldan görüşürüz. Arkadaşlar şu an Datça'ya yaklaşık 18 kilometre falan kaldı. Benim de dizimde ağrı başladı. Bilmiyorum, belki yarıda kesip geri dönebilirim yani. MTB'de inanın gidemiyorum yani. Dünden kalma yorgunluk da var. Yolun bu kadar inişli çıkışlı olduğunu bilseydim. Dün koşu yaptım 12 kilometre. Birazdan onu yapmazdım yani. Neyse bakalım, biraz daha ilerleyelim. Ne güzel geçtiydi benim bu ağrı ya. Krem kullandım. Şey kullanıyordun sen. Krem bitti şimdi. Hap almadım da. Ya benim de arkadan aşile vuruyor da öyle çok şey yapmıyor. Ağır ağır döndürür yani. Yok, sürekli ağrı var ya. Her pedalda. Evet arkadaşlar, dizimin ağrısı çoğaldı. Geri dönmek için bir arkadaşımdan rica ettim. Araçla gelip beni alacak. Ben de şu an gidebildiğim kadar gidiyorum. Ama diz ağrısından dolayı bunu maalesef yarıda bırakmak zorunda kaldık. Hayırlısı olsun. Fazla da zorlamamak lazım. Mehmet kaldı. Kalacak daha doğrusu. Yalnız dönecek o. Bilmiyorum ne zaman döner artık. Yarın akşam mı döner? Ondan sonraki gün mü döner? Buraya kadar toplamda 71 kilometre yaptık. Datça'ya vardık. Neyse, sağlık olsun. Evet, Datça'dan çıktık. 60 kilometre var şu an. Biz de toplamda 76 kilometre yaptık. Datça'nın girişinde bir tane Shell benzin istasyonu vardı. Şimdi oraya gitmeye çalışıyoruz. Arkadaşı oraya gel dedim. İnanma. Yaklaşık yine bir 10 kilometre yol yapacağım oraya gitmek. Daha önceden bu dizimdeki ağrı için ilaç kullandım bir ara. Ama aspirin tedavisi gibi olmuş herhalde. Yani ilacı bırakalı, yani daha doğrusu ilaç krem kullandım. Bir hafta geçmedi. Bu ilk durum işte. Yeniden ağrı başladı. Bakalım, bir de bu kullandığım kremin hapları var. Onlara yiyordular. Belli bir yaştan sonra artık dizler o içindeki sıvıyı kaybediyor. Daha doğrusu vücut da artık üretmiyor. Kaybolan sıvıyı yerine bir şekilde koymamız lazım. Ya bunu dışarıdan kremle yapacaksınız ya da vücudun bir şekilde bu sıvıyı üretmesini sağlamanız lazım. O haplar da o işe yarıyor. Bakalım, bir de hap deneyeceğiz. İnşallah çare olur. Ama insanın canı sıkılıyor tabii. Bir daha sen de kutura çıkmayacaksın. Bak. Bacağın ağrıyorsa gelme arkadaş. Bak. Bacağın ağrıyorsa çıkma. Tekeri görüyorsunuz. Tekeri görüyorsunuz. Adam sakatladı beni ya. Ama sen aynı tekerle 150 kilometre yaptın. Onu söyle. He? Aynı tekerle 150 yaptın. Ya sakatsan çıkma arkadaş. Ya beceremem diyorsan çıkma yani. Mehmet, yolda bırakıyorsun. Mehmet'e hayırlı yolculuklar dileyip teşekkürler. Yanından korna basıp geçecek. Hadi tamam bakalım, hayırlı yolculuk. Hadi görüşürüz. İyi bak kendine. Sonra da iyi seyahatler mi diyeyim ya? Bisikletle gelip arabayla gitmek de çok iyi ya. Ki ya otobüsle gidebilseydim iyi olacaktı da neyse. Sağlık olsun. Hadi müdür, Allah'a emanet. Hadi kendine iyi bak. Hadi çekiyorum bak seni. Olacak mı? Görüşürüz. Hadi hayırlı yolculuk, kazasız belasız. Yolda görüşürüz, yolda. Tamam.
gitti.